İngiltere'de yaşayan göçmenlerin karşılaştıkları problemlerin başında hiç şüphesiz Ankara Anlaşması geliyor. Ankara Anlaşması'nda yapılması gerekenleri Ajans Britanya sizler için Radkos Avukatlık Bürosu yetkililerinden Tamer Ulay'a sordu. Geçtiğimiz haftalarda Ankara Anlaşması'nda uzatma konusu ve polis kaydını konuşmuştuk. Bu hafta ise yeniden Gardkot Avukatlık Bürosu'nun danışmanlarından Temel Ulay ile birlikteyiz. Bu hafta konuşacağımız konu ise sanıyorum süresiz oturum ve aynı zamanda Gardkot Avukatlık Bürosu'nun verdiği hızlı vize servisi. Bu işlemler nasıl gerçekleşiyor? Ankara Anlaşması'nda süresiz oturum alma için gereken süre 4 yıl. Diğer vize türlerinde 5 yıl, evlilik vizelerinde 2 yıl. 4. yıldan sonra Ankara Anlaşması vizesi sahipleri indefinitely to remain denen, süresiz oturum iznine ya da serbestlik denen, halkımız arasında çok yaygın bir şekilde kullanılan tabir, serbestliğe başvurabiliyorlar. Hükümet 1973 göçmenlik kanunlarını süresiz oturum alırken, serbestlik alırken ciddi bir şekilde uyguluyor. Bu anlamda profesyonel destek bizden veya bir başka firmadan hiç önemli değil. Ciddi anlamda profesyonel destek almak gerekiyor. Muhasebeci ile avukat ya da danışman kullanmadan yapılan başvurular mantıklı mı? Avantajları ya da dezavantajları var mı? Ankara Anlaşması'ndaki redlerin maalesef çok büyük bir kısmı muhasebecilerin yaptığı başvurulardan kaynaklanıyor. Çok ciddi hatalar var. Çok ciddi canı yanan insanlar var. Muhasebecilerin yapması gereken finansal tabloları hazırlanmasıyla yetmiyor. 1973 göçmenlik kanunuyla ilgili olan yönetmelikler var. Onların gereklerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle iş planı veya niyet mektubu dediğimiz bir hazırlık belgesinde bunların iyi işlenmesi lazım. Ve şimdiye kadar bunu çok net bir şekilde tüm açık yürekliliğimle söylüyorum. Muhasebecilerin hazırladığı iş planlarını incelediğimizde bunların hiçbirini görmüyoruz. Zaten dikkat ederseniz İçişleri Bakanlığı'nın ek belge istemesi bu tür muhasebecilerin hazırladığı dokümanlar yüzünden oluyor. Eksiklikler yüzünden oluyor. Ve yine dikkat ederseniz çok ciddi ret oranı var. Bu ret oranın yine çok önemli bir kısmı muhasebecilere ait. Muhasebeci kullanmak zorunda değilsiniz Ankara Anlaşması'na başvururken. Avukat da kullanmak zorunda değilsiniz. Danışman da kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer İçişleri Bakanlığı'nın web sitesini iyice incelerseniz ve kendinize güvenirseniz Ankara Anlaşması başvurusunu doğrudan siz de yapabilirsiniz. Kimseye bir ücret ödemek durumunda değilsiniz. Bir iş planını da siz kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bununla ilgili riskleri alıp kendiniz bunları yaptığınızda hiç kimseye para ödemeniz gerekmiyor. Aynı işlemi muhasebeciler yapıyor. Ya onların da aldığı bir risk yok. Muhasebecilerin hazırladığı dosyayla Ankara Anlaşması'na başvurduğunuzda onlar kendi isimlerini dosya üzerine işleyemezler. Muhasebecilerin çok önemli bir kısmı bu konuda vize hizmetleri konusunda danışmanlık yapmada yetkileri yok. Yetkileri olmayan kişilerin vize hizmetleri üzerine danışmanlık sunması, fikirde bulunması, arkadaş olarak dahi bir dostane fikirde bulunması, hiç para almıyor olması bile bir suç teşkil ediyor. Gardkot Avukatlık Bürosu'nda verilen bir diğer hizmet ise sanıyorum bir günlük vize servisi, yani bir gün içerisinde vize alımı. Evet, doğrudur. Belli başlı vize türleri var. Aslında vize alınmak değil de mevcut olan vizenin uzatılması veya vize türünün değiştirilmesi veya bir vizenin yeni bir pasaporta transferi. Birkaç alanda olan bu şeyleri ben şöyle açıklayayım. Burada sığınmacı olarak bulunanlar serbestlik aldıktan sonra serbestlik vizesini kendi pasaportlarına işletmekte zorluk çekiyorlar. Bu bazen haftalar, bazen aylar, bazen yıllar boyunca sürüyor. Biz bu işlemi sabah pasaportları İçişleri Bakanlığı'na teslim edip akşam almak şeklinde 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde sonuçlandırabiliyoruz. Önemli olan bu serbest dolaşım hakkı veren, sığınmacılara serbest dolaşım hakkı veren seyahat belgesinin olması ve bir Türk pasaportunun olması. Bunlar olduğu takdirde bir günde vizeyi alabiliyoruz. Bunun dışında kalan öğrenci vizesiyle burada bulunanlar yine haftalarca beklemek zorunda kalıyorlar vize uzatımı için. Biz aynı şekilde bir günde sabah verip akşam onayı alarak
bunu bir günde vize uzatımını gerçekleştirebiliyoruz. Evlilik vizesiyle bulunanlar, süresiz oturuma başvuracak olanlar, belli başlı vize kategorilerinden kastediyorum. Puanlama tabanlı vize türleri var. Bunlar çalışma izni veren vize türleri. Bunlara başvuracak olanlardan bir kısmının yine kurallara uyuyorlarsa bir günde vizesini alabiliyoruz. Son olarak buradan İngiltere'de yaşayan Türkiye'ye seslenirsek neler söyleyebiliriz? İngiltere göçmenlik kanunları aslında çok kompleks bir sisteme sahip. Açık konuşmak gerekirse direkt İçişleri Bakanı'nın kendisi bile kanunun tamamını bilmiyor. Kanunu çok iyi yorumlamak gerekiyor. Bizim avukatlık firmamızda her kanun üzerinde uzman danışmanlarımız, uzman avukatlarımız var. Bu kanunları çok iyi yorumlayan bir ekibe sahibiz. Sorun yaşayan vatandaşlarımız bizi arayabilirler. Bunlar için ilk 15 dakikalık görüşmemiz zaten herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Görüşmeye gelebilirler. Göçmenlik hukukuyla ilgili olan sorunlarını bizimle paylaşabilirler ve onlara tavsiyelerde bulunabiliriz.